Tayyip Hocam'ın yolunu açalım. Elini çözelim. İstediği gibi hayırlara vesile olsun. Köprüleri yapsın, barajları yapsın. Bir sıkıntı olursa da gerekirse düzeltiriz. Dolayısıyla anayasaya evet, uzatmaya gerek yok. Çünkü bu diktatörlükle falan da alakası yok. Bu samimi insana, bu mazlum insana böyle yakıştırmalar yapmak da çok günah. Ayıp. Ne yapmış yani diktatör olmuş yani? Kimi ezmiş, ne yapmış yani? Vatanı korumak diktatörlük değildir. Devleti korumak diktatörlük değildir. Hükümeti korumak diktatörlük değildir. Ailesini koruyorsa, şerefini koruyorsa bu diktatörlük değildir. Ne yapsın? Ne yapsın davranması lazım? Devleti teslim etsin, hükümeti teslim etsin, ne yapsın? Gayet güzel, yiğitçe direniyor. Doğru yolda, anormal olan bir şey yok. Sayın Bahçeli zaten anormal bir şey olsa o insan izin vermez. Bahçeli çok ileri yaşta bir insan. Dünyayla bir alıp veremedi yok. Veli tinetli, dürüst, yiğit, bütün ömrü yüksek ahlakı yaşamakla geçmiş, ehli vicdan bir insan. Büyük bir kararlılıkla, hırsla, evet diyorsa bir bildiği vardır. Bela kapıdadır. MHP'nin içine de fitne girdi kardeşim. MHP'nin muhaliflerine de görüşmek lazım. Mesela çözüm sürecinde Bahçeli aslan gibi kükredi. Gayet kesin tavrını koydu. Akil adamlar konusunda da net tavır koydu. Asla kabul etmedi. Yanlış olduğunu yanlış açıkça söyleyen bir insan. Dürüst bir insan. Bu doğru diyorsa doğrudur. Tayyip Hoca daha ne desin? Yalnızım dedi. Daha ne desin? Bak araştırdım. Doğru. Ama her şey her zaman, her yerde herkese söylenmez. Olay doğru. Hiç uzatmadan anayasa evet. Bu kadar.